Herkese merhaba. Can Kilercioğlu ile Özgürlük Raporu'na hoş geldiniz. Bu seride güncel olayları libertaryen bir bakış açısıyla yorumlayacağım. Bu bölümde Kürtçe hizmet veren kafe konusunu konuşacağız. Diyarbakır'da bir kafenin tüm çalışanlarına ve müşterilerine Kürtçe konuşmayı zorunlu tuttuğu söylendiği bir iddia ortaya atıldı. Böylece de sosyal medyada kafa sahibinin bölücü olduğu ki bölmek her ne demekse ve terörist olduğu yönünde hedef gösterildi. Öncelikle Haberi paylaşan sayfalar ana akım yani toplumdaki gerilimi yüksek bir seviyede tutma ve birilerini sürekli olarak hedef gösterip yüce devletimizi aksiyon almaya çağıran hesaplar. Bu yüzden yapılan haberin yalan olduğu teyide gerek olmayacak kadar açıktı. Yine de olayın aslını öğrenmek için kafe ile iletişime geçtik. Bize müşterilerin Kürtçe konuşmak zorunda olmadığını, her türlü vatandaşa hizmet verdiklerini ve ayrımcılık yapmadıklarını söylediler. Aslında kafeyi bir konsept kafe olarak düşünebilirsiniz. Siz istediğiniz dili konuşabilirsiniz ve işletme çalışanları da size Türkçe karşılık veriyor. Örneğin üzerinde iyi ki doğdun yazan bir pasta söylediğinizde pastanın üzerinde iyi ki doğdun değildi bunun Kürtçesi yer alıyor. Kafenin hedef gösterilmesinden sonra da zaten kafenin sahibi gözaltına alındı. Olayın özeti bu şekildeydi. Bu olayda benim tartışmak istediğim iki nokta var. İlki kafe sahibinin gözaltına alınması, ikincisi ise mülkiyet hakkı. İlk olarak gözaltı işlemiyle başlayalım. Gözaltı ceza muhakemesi kanununda düzenleniyor ve ceza muhakemesi bakımından gözaltı bir koruma tedbiri. Yani cezalandırma yolu değil. Kafe sahibi gözaltına alınırken de muhtemelen nefret ve ayrımcılık suçunu işlediği düşünüldü. Gözaltı işleminin uygulanabilmesi için ise iki şartın bir arada bulunması gerekiyor. Bunlardan ilki gözaltının soruşturma yönünden zorunlu olması ve ikinci e, gerekçeyse şüphelenin bir suçu işlediğini gösteren somut delillerin varlığı. Ama bir kafe sahibinin Kürtçe konuşmayı zorunlu tuttuğu iddiası nasıl soruşturma yönünden zorunlu olabiliyor? Nasıl bir delilin ortaya çıkarılması tehlikeye atılmış ki e, gözaltı kararı veriliyor? Savcı Bey ya da Savcı Hanım veya LGBT bireyi savcım artık kendinizi nasıl tanımlıyorsanız neden gözaltı kararı verildi? Bence ortada suç dahi yok ama olduğu düşünülse bile ifadesinin alınması için davet edilmesi yeterliydi. Burada gözaltına alınacak herhangi bir gerekçe yoktu. Zaten şu anki durumumuzda da ceza muhakemesi kanunu artık sosyal medya mahkemelerinin oyuncağı oldu resmen. Yeteri kadar etkileşim alırsanız... İstediğiniz kişiyi istediğiniz koruma tedbirini uygulatabiliyorsunuz ki bu genelde tutuklama oluyor. Ardından da reklamlar giriyor zaten. Beyaz saçlı bir adam gereği yapıldı diyor. Sonrasında yuvarlak ve etrafında yıldızlı bir logo çıkıyor ve reklam bitiyor. Tartışmak istediğim ikinci nokta ise mülkiyet hakkı. İnsanların kendi seçtiği kararlar doğrultusunda hareket edebilmesini ve iradesini gösterebilmesini mülkiyet hakkının kullanılması bakımından önemli görüyorum. Kafe bir özel işletme ve kafe sahibinin belirlediği kurallar çerçevesinde işletilebiliyor olmalı. İçeride kullanılacak dili seçmek de buna dahil. Olayda her ne kadar ayrımcılık yapılmamış olsa da bir noktaya kadar işletmelerin sebepsiz yere de olsa ayrımcılık yapma hakkı olduğunu düşünüyorum. Yine de hukukun bir yere kadar hoşgörüyü ve ayrımcılığı yine dengelemesi gerekiyor. Çünkü kamusal alanda ki bu kamusal alandan kastım tartışma alanı gibi fiziki olmayan ama bireylerin dahil olabildiği alanları da kapsıyor. Buralarda yaratılan tahribat mikro otoriteleri yol açıyor ve bu da bireylerin kendini gerçekleştirmesini engelliyor. Nihayetinde ise de makro otoritelerin siyasi yönlendirilmesine yol açıyor. Burada örnek olarak iki şey gösterebilirim. İlki birkaç aydır işletmeler sözde fahiş fiyat sebebiyle Twitter'da sürekli olarak hedef gösteriliyor. İşte burada su 50 lira. Bu nasıl fiyat? Kimse müdahale etmeyecek mi? Bir yemek nasıl bu kadar olur? Bunun sonucunda da fiyat denetimlerini başlattılar. Kent lokantaları daha görünür oldu ve sayısı arttı ve en sonunda da fahiş fiyata artık ceza kesilmeye başladı. İkinci örneğimde ise küçük işletmeler vergi vermiyor diye de hedef gösterildi. Bu Twitter'da birilerinin düzenli olarak hedef gösterilmesi çok yaygın oluyor. Bunun ardındansa Maliye Bakanlığı vergi denetimini küçük işletmelerin İban hesaplarını takip edecek kadar ileri gitti. Sonuçta şunu anlayabiliriz: Gündelik dilimiz bile haksız bir otorite yaratabiliyor ve ayrımcılık konusunda da bunun bir noktaya kadar dengelenmesi gerektiğini düşünüyorum mesela belli büyüklükteki işletmeler yani belki bunun sınırını esnaf ile ticari işletme farkı gibi de bakılabilir. Sebepsiz yere ayrımcılık yapamıyor olmalı. Bu olaydaki kafe ise gayet küçüktü. Ayrımcılık yapmasının bir etkisi olmazdı ama oranın Kürt çoğunluklu bir bölge olması sebebiyle ayrımcılığın artması yine orada yaşayan azınlık ırklarına karşı bir tehdit oluşturabilirdi. Ama bu da başka bir konu. Çünkü olayda böyle bir durum yaşanmadı. Ayrımcılığın düzenlenmesi konusunda da fayda zarar açısından bakmıyorum. Sebepsiz yere yapılan ayrımcılığı direkt kötülük olarak görüyorum ve insanların başkalarına fiziki zarar vermediği sürece kötülük yapmalarının özgürlük çerçevesinde olduğunu düşünüyorum. Burada dengelemek istediğim şey özgürlük, mülkiyet hakkı ve bireysel tercihler. Yukarıda bahsettiğim gibi sürekli birilerinin hedef gösterildiği veya tam tersi olarak dışlandığı bir ortamda özgürlük var olamaz. Özgürlüğün var olabilmesi için asgari bir hoşgörünün sağlanması gerekiyor. Konuşmayı özetlemem gerekirse bu konuşmamda sosyal medyadaki ana akım hesapların tedikçilik yaptıklarını, Kürtçe konsepti bir kafenin sahibinin gözaltına alınmasının tamamen sosyal medya kaynaklı olup hukuki hiçbir tarafının olmadığını ve ayrımcılık ile hoşgörünün dengelenmesi gerektiğinden bahsettim. Birçok liberteryen ayrımcılığa tamamen müsaade etmemiz gerektiğini düşünse de ben özgürlüğün aç kapı düğmesi gibi elde edilemeyeceğini, insanların zihniyetinin ve konuşma tarzlarının dahi özgürlüğü oluşturan bir süreç olarak gördüğümden ayrımcılığı dengeleme taraftarıyım.